Arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi ben bugün birazcık keyifsizdim. Niye keyifsizdim? Hava birazcık böyle gasvetliydi, böyle bir karanlık, böyle bir sana nasıl diyeyim, ahmak satan da yağıyor bir taraftan. Böyle hani ne çok ıslatıyor, ne çok kuru bırakıyor. Hani böyle bir değişik yağan yağmur var ya, böyle toz gibi akar. Herhalde onun adı ahmak ıslatan da dur, şimdi aklıma öyle geldi, herhalde öyleydi. Ondan yağıyordu böyle. Televizyon karşısında böyle Müge'yi açtım. Sabah işte benimkilerini gönderdi. Müge'yi açtım. Sonra böyle oturdum televizyonun karşısında böyle koltukta, iyicik dedim örgü öreyim. Terapi yapayım kendime dedim. Ondan sonra biliyor musun örgü de örüyorum ben. Ondan sonra kız o hava böyle karardıkça, o böyle yağmur yağdıkça böyle koltuğa göçtüm. Instagram'larda falan görüyoruz. Hani böyle şey yapıyorlar işte, kitaplarını alıyorlar ellerine. İşte camın kenarına geçiyorlar, böyle kahve içiyorlar. Aklıma ne geliyor? Nescafe böyle şekerli kahve. Şekersiz kahve zaten aklıma bitti götüme. Ondan sonra böyle kahve içiyorlar, böyle keyif yapıyorlar. Hani toprak kokusu diyorlar, yağmur. Ebedi sevme. Bizim aklımıza ne geliyor? Dışarıdaki çamaşırı hemen toplayalım. Dışarıda acaba çamaşır var mıydı? Acaba kapıda ayakkabılar var mıydı? Ondan şey yapalım, ıslanır mı? Hemen bizim aklımıza o geliyor. İşte bak, nasıl diyeyim sana? O yüzden böyle, o hani hiç öyle keyfimiz yok ya, yağmur keyfi. Böyle koltuğa koçak aldım şey. Bastıkça bu koltuğa bastım, böyle bastıkça bastım. Ondan sonra ne diyeyim dedim, iyisin kalkayım dedim, iyicik dedim, kendime geleyim dedim. Ondan sonra tavala zaten ne zamandan beri aklımdaydı. Arkalarını dedim, şöyle iyicik dedim, sürteleyin dedim. Böyle birazcık yağ olmuş, birazcık da beyaz bir yağ olmuş. Bak yine şey geldi, öksürük geldi. Bak, görüyor musun bunların arkalarını? Bunlar bunun ovalanmış hali, bir de şunu bak. Bir de şunu ovaladım, bu da bunun ovalanmış hali. Ondan sonra bunları dedim, iyicik ovalayın dedim, kendime gelirim dedim. Beceremeyince onları da burada bıraktım. Ondan sonra bizim uşaklar gelip gidiyorlar. Ondan sonra bizim şeyle dedim, adını değil ve herifle, biri eşimle yukarı Garadon'da buluşacaktık. Bizim burada Garadon'da şey var, A101 var. 2,5 sene falan oldu. 3 sene falan olmuştu açılalı. Belki de daha fazla, bilmiyorum şimdi aklıma gelmeye. Oraya dedik gidelim dedik. Marketten biraz alışveriş yapalım. O dedi hani kahvaltı türü böyle bir şeyle, anladın mı? O da işte çay yanına bir şey alalım dedik. Kız bir girdik 650 lirayla çıktık. 650 lira. Düşün bak. Çay yok, şeker yok, deterjanın önüne zaten geçmedim. O tezgahları es geçtim. Onlar yok. Sebze meyve aldım ne biliyor musun? 4 soğan, 3 domates. Onla inan ki şey, 620 lira para verdik. Bir kaşar olmuş 700 gram işte, o da 101'in kendi kaşarını aldım. 100 lira şey. Boyumuzu, ölçüsünü aldık geldik marketten. 650 liraya kaşındık evde, gittik markete verdik geldik. Neler aldık bak sen göster beni Allah aşkına. Bunlar burada tutar mı diyeceğim ha. Bak şimdi. Bak. Allah'ın aşkına. Saçım başım da garman çorman oldu. Şey, kafamı da şapkamı kapattıydım. Veyacı bir soğukmuş ama o kadar ahmak satan yanmış. İkimiz de cüzdanını aldık da öyle gittik. Sen şurada dur. Garip senin işin bitti. Bak. Sebelle. Gece koşup yiyeceğim bunu. İki paket süt. Bak görüyorum hep uygundan aldım. İki paket süt. Bir tane. Hani benim bu bezlerim gayet böyle bak kullanılmayacak hale geldi. Şey bak bu hale geldi. Gayet yeter bundan kullanılır mı? Bak oradan soru bezi aldım. Adı Vila'da da değil normal ha kendi şeyse. Ne bunun adı kız? Clean Fun yazıyor. Bak Clean Fun. Bak iki tane çok. Uşaklar olabildim bunda. Biz sevmiyoruz zaten. Bunu böyle adamı böyle katır kutur ediyor ağzında neyse. Sucuk aldım. Dana sucuğu bak. Bu da 101'in kendisi. Bak hepsi 101'in kendi malzemeleri. Bak. Bunu aldım. 4 soğan bak. 4 tane soğan. Pazarına alırım dedim gerisini. Bir paket pirinç. Bak. Aldım sen gösterin. 650 lira tutan şeyle. Bak şimdi. Bir tane çips aldım uşaklara. İki tane tavuk. Bak bunu iki tanesine geçen aldıydım. İki tane tavukta var dedim. Onları yerse dedim. Pilav üstü yap verin dedim. Bak. İki tane but mu? Kalçalı but mu? Ne bu? Ondan aldım. Koflet. Hazır çorba. Bir tane bak pınar almışım bunu. Nasıl oldu? Bak bir tane pınar almışım. Bir taraftan da çay koydum. O galiba onu dur demleyin de geliyor. Çay da demledim de o da bir taraftan şey yapsın. Demlensin şey. Balık kraker. Bunu göstermeyeceğim sana dur. Şöyle hatırlayayım. Bak şimdi. Görüyor musun? Aa, süpürger. 3 tanecik. Şundan 3 tane aldım. Meyveli süt muzlu. 3 tane kat kat tat aldım. Bu daha 101'in. Hani iyicik dedim uygunlarına kaçalım. Anladın mı? 3 tane de şeyli süt bu. Neydi kız? Çilekli süt bu. Bak kolet. Çubuk. 2 paket. 30
yumurta al dedim. 12 tanesinde duruyor dolapta. 15'li yumurta. Bir poşet tava. Allah aşkına kız nereye gidiyoruz? Bak şimdi. Aha. Gördün mü? Kebap mıymış? Neymiş bu? Domates. Ha, 3 domates 4 soğan aldın. Bak 4 tane de domates almışım. Gofret. Bu da uygun diye bunu aldım. Lup bunu. Şöyle neyim. Ne bu? Ülker Danke. Pizza. Türk kahvesi. Bu da kereka bak. Bu da 101 ha. Ondan sonra yoğurt. Kocamanlarından değil. Ufak yoğurt. Bir tane de sandwich shrimp. Bir tane de Coco Pops. Şu gadaşiye 620 lira mı? Yok 650 lira para verdik bu gadaşiye. Gelirken fırından 3 tane de ekmek aldık. Etti bir sağa 671. Kaç lira? 600. Hesaplayamadım. 665 lira. 665 lira evde kaşındık. Gittik markete ve dük geldik. Boyumuzu ölçtük. Şimdi burada yiyecek ne var? Bir tek pirişne. Neydi bu zaman adı? Tavuk var. Hani böyle kalçalı but var ya. Tavuk var. Yine her zaman gibi tavuktan gidiyoruz ya. Neyse yine. Tavuk var bak. Kıyma yok. Kırmızı et yok. Ondan sonra sahne değil. Deterjan yok. Çamaşır yumamız üstünde de onlar deterjana giriyor. Ondan sonra bir de ne? Bak sebze meyve reyonundan aldığımız o. Meyve yok. Çay şeker yok. Un yok. Mahane yok. Grup bakliyatlarından bir tek pirinç var. Ya zaten neyin diye verin. Evde oturduğumuz yere kaşındık. Gidelim dedik. Güya çay yanına bir şey almaya diye gittik. Bak şu kadar şeyi 650 lira para verdik geldik. 650 lira şimdi para mı diyeceksin? Ama para şeyi. Kız vallahi bile ne ettik biz gene. Hani bunun gibi ben 10 tane daha şimdi şey tellesem, tavuğun dibini tellesem yine bana bir şey etmez yani. Yine kendime gelemem. Zaten sabahtan kötü başladık. Hava böyle bir pusu dedim ya sana. Böyle oturdukça oturdum koltuğa, oturdukça oturdum koltuğa. Ondan sonra işte kalktım. Öyle bir evimi öv temizledim, bir şeyler ettim. İyicik örgü ördüm. Ondan sonra sabahtan demledim yine çay verdim. Onu içtim öğleden sonraya kadar, ikindiye kadar falan içtim herhalde. Baya çok demliyorum sabah bitmesin diye. Bir tane demlemeyi üşeni ya. İkindiye kadar falan onu içtim herhalde. Ondan sonra kalktık işte. Adamla markete gittik kız. Başımıza geldi bak sen kova. Ey benim Allah'ım. Vallahi bu yine evlenenlere diyemez ha. Allah acısın şeye. Çayda bir yandan yine dur altını kısayım iyicik. Ya da aman kısayım ya açayım iyicik. Ha. Şimdi ne yapacaksın diye. İnan ki yemek falan yapacak halim yok. Dünden normalde yemek yedik. Dün ne yap dedim hatırlamıyorum onda ya. Oha kek falan yap dedim işte dünkü yemekleri yedik. Ondan sonra bugün ne diyeceksin? Valla aldım şu sucuğu pişireceksin. Yumurtayla sucuk pişireceksin. Yanına peynir koyun, zeytin koyun, salama, kaşar doğrarın. Öyle bir kahvaltı yapacağız yani. Hiç yemek yapacak halim kalmadı. Sabahtan böyle kasvetli kasvetli başladım. Ondan sonra istediğim kadar şey terliğin, istediğim kadar örgüleyin. Beni geldiğimi götürmeye yetmedi. Ne diyeyim? Bir de bunlar şimdi yerlerine yerleştirilecek. Gerçi çok bir şey almadım ama zaten şunların yeri böyle. Bunları nereye koyuyorum biliyor musun? Şeyin içine koyuyorum. Bulaşık makinesi içine koyuyor. Uşaklar oran bulamayla. Eğer bulsalar var ya bunları yani şimdi göstermeyeceğim nereye koyduğumu. Bunları bir görseler bu zolayı bir patlatsalar. Bak zolayı dedim mi bu kadarcık şey. Bu akşam anında bitirler bunu. Gidiyala geliyorlar mesela kuvaleti açıyor bunu yiyor. Gidiyor çipisi açıyor onu yiyor. Gidiyor çikolata. La uşağım bunu senin önünden birisi mi alıyor? La eycik yavaş ol. Bir biri gidiyor iki tane olan var ya bende. Bir biri gidiyor alıyor bir şey yiyor. Bak sürekli böyle salondan bir geçiş var. Böyle sırayla geçiyorlar. O geriye bir şey alıyor, o geriye bir şey alıyor. Sonra biz çay demliyoruz. Çay yanında diye bir şeyler var mı diye. Hanım diye benimki bana. Karı diye de ben onun için. Hanım diye beni. Öyle konuştuk biz evde. Karı diye çay yanında bir şeyler var mı diye. Ona diyorum ki yok adam. Onca şey aldık nereye gitti? Uşaklar yedi. Esas bak öyle oluyor. Neyse ben bunları bir taraftan şöyle poşetleyin. Hepsini poşete koyup şuraya sokacaksın şimdi. Bulaşık makinesi içine dayanacaksın. Orada bulamayalar. Çünkü niye bulaşık makinesi içi ardiye gibi ya. Bu videoyu izledikten sonra gerçek ardi yine bulurlar yani. Burada da şey etmiş olduk. Geldi kendimizi ele vermiş olduk. Bakma. Bunları şimdi köşekleyin. Şurada değil mi? Bulaşık makinesinin altına koyacağım. Sütlerimi de dolaba koyuveririm. Ondan sonra Allah bilmeyen şey. Allah seni de hayır etsin. Asgari ücret alanlar var ya 5500 lirayla. Nasıl yapıyorlar şey? Esas. Bir de kirada oturduğunu düşün. Bir de elektrik su verdiğini düşün. Doğalgaz verdiğini düşün. Uşaklar okula gidiyor. Kız ben bu uşağın servisine kaç lira veriyorum biliyor musun? 430 lira veriyor. O da şuraya ayağımızın dibi kız. 430 lira veriyor ona. Eyvallah nasıl bir yere gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin şey. Yine biz o yandan sağından solundan idare ediyoruz da. Bizim uşaklarımız çok kötü bir yere doğru gidiyorlar esas. Bu şeyin düzelmesi lazım yani galiba. Bu memleketlerin falan düzelmesi lazım şey. Gerçi bütün dünyada bu sıkıntı hem hani bir tek bize özgü değil. Onlar dışarıdakiler hiç şey bulamıyorlar.
marketten alacak yiyecek bulamıyorlarmış. Haberlerde falan görüyoruz esas. Biz gene gidip buluyoruz da biz de alacak parayı bulamıyoruz işte. Ne diyeceksin? Valla bana şu süpürgeleri bulamıyorum. Bundan bozuluyor burada. Valla öyle arkadaşlar. Bugün keyifsiz başladı. Her zaman böyle motivasyon şeyleri çekiyordum size. Hani böyle iyice gülün yerlerim diyen mi? Bugün hiç gülecek halim yok esas. Bugün valla al bak bu bir poşet şey var. Birazdan bir bak. Bir saat sonra yok. Eğer zulayı patlatılarsa, patlatılmazlarsa yok. O zaman bulamayalım. 3-4 gün falan gidiyor bu. Eğer de patlatılarsa yavru. Sesini çıkarma. Şurada elimi vereceğim şunu. Bulaşık makinesini kullanmayan ya. Buna bilmeyen lan burada olduğunu. Hem artık öğrendiler. Şimdi beni izleyecekler. Öğrendiler galiba. Şunları dolaba koyayım. Ah şey. Valla ne diyelim ben bilmeyen. Farkındaysam bugün de az konuşan. Çünkü niye boyumuzun ölçüsünü aldık ya yukarıda. Valla böyle hani acaba adam akıllı bir alışveriş düşme be. Adam akıllı bir alışveriş yapalım desek acaba karşıya şey yapacak duvarın çıkacağıydı o. Valla bilemeyen şey. Şunu aşağı koy, öteki de aşağı. Öteki dolapta yukarı şurada. O da yarın çıkardı da tavuk üstüne pilav üstü falan yapar. Onu da indir birazdan aşağı şuna onunla uğraşmayalım. Sütleri de koyayım. Ah şey. Valla yandık. Esas yandık. Neyse ben bunları yerleştirmeyeceğim. İçimde çekmeye, kar yerleştirmeye valla. Adama çağırsın. Şu kadar şey yardım ettireceğim kendime. Beraber yerleştirin bir. Şunları koyun da bozulmasın. Oy oy valla ne hissettim bilmem. Ta yumurtalar yerleşecek. Ondan sonra yemeği hazırlayacağım bir yandan. Keyifsüzün. Bugün esas keyifsüzün. Yani inşallah böyle hava iyice aydınlık oldu. Ben bütün kış böyle olsam ne derin şey. Hava böyleyken esasen hiç keyfim olmaya. Millet kahve keyfi yapa. Kitap okuma keyfi yapa. Ben de böyle bastıkça basıyan şey koltuğa. Örgörüyorum. Temiz köpüğünü hemen kesmeye. Ne diyeyim? Yarın inşallah güzel böyle sizinle böyle şen şakrak bir video çekiyoruz. İnşallah hava iyi oldu. Vallahi bir ondan da hiç umudum yok. Hava kapkara yine kararmış. Neyse. Hadi kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ben yine geliyorum. Beni unutma. 20-15'te bugün böyle birazcık şeyin ama gibiyim. Böyle bir değişik gün. Ondan sonra size de yansıdım bilmeyen. Boş ver. Belki küçük günü hoşuna gitmişti. Zannetmeyen pekemmel olsun. Hadi yani dikkat et. Beni yine unutmazsınız her akşam. Allah nasip ederse. 20-15'te burada olmaya çalışacaksın. Allah'ım nasip ettiği sürece. Bugün başın ağrımadı. Bugün hiç boşuna konuşma. Bugün başın ağrımadı. Tamam ben biliyorum. Çünkü çenem ağrımadı. Neyse. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Yine de başım ağrı dersen. Herkes için gönderiyorum. Panargin yolların. Bir şey yolların yani. Parol gerçi pek bir insanın vücudunun etkisi yok ama ne diyeyim. Yine yolu ver. Hadi yani dikkat et arkadaşım. Ben geliyorum. Ne oldu mu? Gayri ağrısı. Tamam. Hadi bay bay.